yeni bir hayalimdeki vergi programı ile birlikteyiz. Ramazan ayındayız. Ramazanınızın tebrik eder, sağlıklı ve mutlu Ramazanlar dileriz efendim. 1 Nisan'da başlayıp 30 Nisan'da kadar devam eden kurumlar vergi beyannamesi süreci içine girmiş durumdayız. 30 Nisan resmi tatil gününe rastlaması nedeniyle beyannamenin ve beyannameyle çıkacak olan verginin ödenmesinin son günü bu nedenle 5 Mayıs 2022. Kurumlar vergisi beyannamesi en özellikli beyannamelerden biri. Bir taraftan yıl içindeki muhasebe ve müşavirlik işlemleriyle beraber yıl sonunda beyannamede düzenlenmesi gereken çok önemli hususların olduğu muhakkak. Bu nedenle de biz her kurumlar vergisi beyannamesinin döneminde, Nisan ayında her yıl bu konuda uzman bir meslektaşımızla sohbet ediyoruz. Sohbetimizin temel amacı kurumlar vergisiyle ilgili bazı farkındalıkları ortaya koymak. Bir saatlik bir zaman diliminde tüm detaylardan ziyade özellikle olan konular üzerinde sohbet edeceğiz. Mesela 2021 yılında uygulanacak olan ve uygulanmakta olan %5'lik vergi indirimi daha da mükellefin lehine genişletildi. Bu başlangıç olarak işleyeceğimiz konulardan bir tanesi. Yıllardan beri var olmasına rağmen uygulanmayan ama 2021 beyannamesiyle beraber uygulama alanına giren finansman kısıtlaması da bunlardan bir tanesi. Birkaç yıldır uygulanmakta olan kısıt dönem uygulaması diye de ortaya koyduğumuz binek otomobillerin gider ve amortismanlarıyla ilgili özel durumlar. Kurumlar vergisi dendiği zaman istisnalar ve muafiyetlerin alabildiğine yoğun ve karmaşık olduğu bir teferruat var. Özellikle bu istisnalardan yararlanmayla ilgili hem yıl içerisinde muhasebe kayıtlarında hem bir sonraki dönemi ilgilendiren çok önemli hususlar da var. Beyannamede gösterilmesi gereken öncelikler de bunlardan bir tanesi. Yatırım indirimi uygulaması. 2021 yılındaki matrah artırımıyla geçmiş zararlarıyla bağlantılı uygulamalar belki unutulabilir. Biz bu ve buna benzer uygulamalar konusunda sizlere bazı hatırlatmalar ve farkındalıklar yaratacağız. Bu nedenle bugünkü sohbet konumuz kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenmesinde nelere dikkat edilmeli? Bu konuda Mersin Mali Müşaviler Oda Başkanımız, bağımsız denetçi, mali müşavir dostum Ersin Gökgün, konuğum. Değerli Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün işleyeceğimiz konular gerçekten çok önemli. Dilerseniz, kurumlar vergisi beyannamesi vereceğimize göre, kurumlar vergisi nedir? Kimler kurumlar vergisi beyannamesi verecektir? Buradan başlayalım dilerseniz. Evet. Teşekkür ediyorum. Önemli bir konu kurumlar vergisi. Neden önemli bir konu? Öncelikle tabii izleyenlerimizi selamlayarak başlayalım. Tüm izleyenlerimizi ben de kurumum adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Tabii kurumlar vergisi çok önemli bir konu çünkü gelir üzerinden alınan iki vergiden bir tanesi. Gelir vergisi beyannamesi geçen ay verildi. Gelir evet. üzerinden alınan vergiler olarak kurumlar vergisi beyannamesi de bu ay içerisinde verilecek. Tabii gelir vergisi beyannamesi şahısları ilgilendirdiğinden dolayı bu ekranlardan konuşması daha kolay ve daha da ilintili gibi görünse de kurumlar vergisi de en az o kadar önemli. Çünkü kurumlar vergisinde
her ne kadar mali müşavirlik mesleğini direkt ilgilendiren teknik konular içerse de süreç içerisinde, yıl içerisinde mükelleflerin alacak oldukları kararlarda iş sahiplerinin, şirket sahiplerinin bazı temel konuları bilmesinde çok büyük fayda oluyor. Bu bilinmediği takdirde buradaki karar alma mekanizmalarında çok yanlış adımlar atılabiliyor. Neden yanlış adımlar atılabiliyor? Buradaki vergi yükünün hesaplamasında yanlış adımlar atılabilince ya da yanlış adımlar atılacak olursa burada zararlı sonuçlar doğabiliyor mükellefler açısından. Ondan dolayı sizin de biraz önce bahsettiğiniz başlıkların en azından ana başlıklar itibariyle iş sahipleri tarafından bilinmesi lazım. Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi adı da üstünde zaten kurumların vermiş olduğu beyannameler. Kurumlar kanunda sayılmış durumda. Şirketler öncelikli olarak kurum olarak değerlendiriliyor. Bizim en fazla piyasada var olan anonim şirket ve limited şirketlerin sahip oldukları ya da mükellef oldukları vergi türü olarak kurumlar vergisini adlandırabiliyoruz. Tabi bunlar işte kooperatiflerde katılıyor. Ondan sonra komandit şirketler katılıyor gibi daha yelpaze biraz genişliyor ama en fazla şu an gündemde olan, en fazla kurulan anonim şirket ve limited şirketlerin vermiş oldukları beyanname olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Değerli başkanım, o kadar fazla konu başlığı var ki biz burada zamanımızın el verdiği süre içerisinde özellikle olan konular üzerinde duracağız. Bunlardan bir tanesi geçmiş yıl zararından başlamak istiyorum. Geçmiş yıl zararı uygulamasını cari yılda geçmiş yıldan zarar cari yılda zarar olması halinde çoğu zaman birçok meslektaşımız bilmeyerek geçmiş yıl zararlarını ihmal edebiliyorlar. Bir sonraki dönemde de kar edildiği zaman geçmiş yıl zararları mahsup etmek istiyorlar. Burada önemli olan konular üzerinde durur musunuz? Tabii meslektaşlarımız unutmaz bunları. Meslektaşlarımızı öyle değerlendirmeyelim. Ama farklı nedenlerle beyannameye ithal edilmeyebiliyor. Evet. Farklı nedenlerle beyannameye ithal edilmediği takdirde sonraki yıllarda ya da şöyle başlayalım. Geçmiş yıl zararlarının 5 yıllık bir ömrü var. Zarar edildiği takdirde önümüzdeki 5 yıl içerisinde elde edilecek olan karlardan bu zararlar mahsup edilebiliyor. Bu da firmalara çok olumlu bir katkı sağlamış oluyor. Bu zararları bulunduğu yılda unutmuş olmuyoruz. Sonraki yıllarda da mahsup edebiliyoruz. Tabii bunların gerçekleşebilmesi için bazı şartlar var. Siz biraz onu ima ettiniz. Onu anlıyorum. Özellikle bunlardan söylemeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi bu zararların bu indirilecek olan mahsup edilecek yıla kadarki tüm beyannameler içerisinde gösteriliyor olması. Bu zararı şöyle söyleyelim, 2019'da diyelim ki bir zarar yapıldı. Bu zarar geçmiş yıl zararı olarak 2020 beyannamesinde gösterilmezse eğer 2021 beyannamesi içerisindeki mahsup hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Böyle bir teknik sıkıntı doğabiliyor. Onun için de o beyannamelerde zarar edilse dahi bunların geçmiş yıl zararı olarak ithal edilmesi, gösterilmesi, yani yasa gereği yazsınlar diyorsunuz. Yasa gereği mecbur. Önemli olduğu için bunu hatırlatma babında söylemiş olduk. Evet. Bununla ilgili de bir takım düzeltici hükümler var ama bu bugünkü konumuz değil. Evet. Binek otomobil gider ve amortismanları konusuna girmek istiyorum ama ondan önce benim de açılış konuşmasında yaptığım mükelleflere tanınmış olan vergi indirimi, %5'lik bir vergi indirimi uygulaması çok önemli bir hak. Ki bu etmiş oldukları ödeyecekleri verginin miktarına göre 2 milyon liraya kadar çıkıyor ki ciddi bir rakam bu rakam. Ancak
tecrübelerimiz gösteriyor ki gelir vergisinde de kurumlar vergisinde de bu hakkı kullanmayan mükelleflerimizin sayılarında önemli derecede artışlar olduğunu, hatta biraz da ya ben bunu uygulamaya kalktığım zaman bir dereden su getirirler ve bunun uygulamasıyla ilgili de şartlar da ağır gibi geliyor bana diyorlar. Kısaca hangi şartlarda vergi indirimi yararlanılır? Kolaylaştırıldı 2021 yılı gelirlerine uygulanmak üzere. Bu konuda ilgilendirir misiniz? Müsaade ederseniz şeyde eksik kalmasın, giriş konuşmanızda bahsettiğiniz geçmiş zararlarıyla alakalı matrah arttırımları vardı. Bu matrah arttırımları yapıldığı takdirde o döneme ilişkin geçmiş zararların %50'si mahsup edilebiliyor. Bunu da izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Özellikle kayıtlarını da almaları gerektiğini de bu arada hatırlatalım. Tabii. Mutlaka beyannamede zaten gösterilmesi. İhmal edilebiliyor çünkü arada bir oluştuğu için bu tür olan aflar, uygulamalar. Evet. Şimdi bu vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indirimi bu müessese getirildi. Bu çokça tartışılıyordu, çokça konuşuluyordu. İşte biz vergi ödemeyeni işte cezalandırıyoruz ama ödeyeni ödüllendirmiyoruz. Ya da işte bu matrah arttırımı gibi olaylarda hep ödeyenler işte ödevlerini zamanında yerine getirilenler cezalandırılmış gibi oluyor. Bunlara bir vergi indirimi sağlanması gibisinden bizler de çok zaman bunları konuştuk değişik ortamlarda. Daha sonra bu gelir vergisi kanununda mükerrer 121. madde olarak getirildi. Tabii bu ilk getirildiğinde sizin de söylediğiniz gibi şartlar çok ağırdı. Şartları birazdan da şöyle bir üzerinden geçeriz. Onları konuşuruz. O ağır şartlar doğrultusunda çoğu kişi bundan imtina etti. Aslında bundan imtina etmesinin bir yolu da söylendiği gibi aslında 5 puanlık bir indirim yok burada. Bunu da doğru konuşmak lazım. Şimdi 5 puanlık indirim matrah üzerinden değil. Hesaplanan vergi üzerinden olduğu için şu an %25'lik vergi uyguluyoruz. %25'lik vergiye %5'lik indirim uyguladığınız zaman bunun neti %1.25'e denk geliyor. Bunu da doğru telaffuz etmek lazım. %20'lik bir vergi de %1'e denk geliyor aslında. Ama belki de bir yani bilmiyorum ne amaçla bu şekilde dile getirdi. Matrah üzerinden %5'lik bir olay söz konusu. Ama neti itibariyle baktığımızda bugün itibariyle %1.25'lik bir indirim söz konusu. Tabii büyük matrahlarda bu yekün teşkil eder. Büyük matrahlarda zaten buna 2 milyonluk sizin de bahsettiğiniz gibi 2 milyonluk bir had konmuş durumda. Bu 2 milyonluk hadde kadar yani 2 milyona kadar bu indirim yapılabiliyor. Yüksek olan matrahlarda da ciddi yekün teşkil edebiliyor. Şimdi tabii bugün herhalde hep şart konuşacağız. Çünkü neden şart konuşacağız? İstisna konuşuyorsanız ya da bir indirim konuşuyorsanız bunun çokça şartı vardır. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bu işin bir doğal sonucudur. Bir yere bir istisna konuluyorsa o istisnasının gerçekleşebilmesi için de çokça şart konur. Hatta bazı maddeler var ki bugün konu olursa konuşuruz. İşte şartları konuşmakla bitmiyor. Şartları almış başını gitmiş. Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e maddesi taşınmaz satış istisnasını bahsetmeye çalışıyorum. Ondan örnek vermeye çalışıyorum. Sürekli bir şartlar, sürekli şartlar üzerine geliyor. Tabii bunda da işte aynı şekilde şartlar var. Şimdi birinci şart bir defa vergi beyannamelerinin zamanında verilmiş olması. İçinde bulunduğu yıldan 2 yıl daha geriye gidiyor. Yani 3 yıllık bir dönem içerisinde vergi beyannamelerinin süresinde verilmiş olmasını bekliyor kanun koyucu burada. Tabii bunu şartı da bazı şekilde hafifletiliyor. Nedir? Mesela işte kendiliğinden verilen, pişmanlıkla verilen beyannameler ya da düzeltme yoluyla verilen beyannameler burada ihlal sayılmaz diyor. Zamanında verilmiş kabul edilir diyor. Ödemeyle ilgili de boşluklar getirildi. Evet. Veya bir başka şartta da bu vergi türleri itibariyle resen ya da idarece herhangi bir
ya da ikmalen bir tarihatın yapılmamış olması bu süre içerisinde aranıyor. Bir başka şart olarak mükelleflerin işte buradan tahakkuk eden vergileri ödemiş olmaları ya da işte hafifletilen şeylerden bir tanesi buydu. İşte bu son dönem beyanname verme süresine kadar da öderseniz biz onu ödenmiş kabul ederiz diyor. Hafifletilen konulardan bir tanesi o. Bir diğer şartsa bunda 5 yıllık bir süre veriyor. 5 yıllık süre içerisinde Vergi Hukuk Kanunu 359. madde kapsamında yani kaçakçılık suçları olarak adlandırabileceğimiz, başlıklandırabileceğimiz işte sahte fatura, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura tarzında fatura kullanımı ya da defter ve belgelerin zayiye edilmesi, ibraz edilmemesi gibi durumlarda konu olabilecek 359. madde kapsamındaki o kaçakçılık suçlarından 5 yıllık süre içerisinde bir işlem yapılmamış olması gerekiyor. Yani görüldüğü gibi bir hayli yumuşatıldı ve bundan yararlanması gereken mükelleflerimiz mutlaka yararlansınlar. Sevgili başkanım, binek otomobil giderleri ve binek otomobile ait olan amortismanlar kıst uygulama diye tabir ettiğimiz bir uygulamanın içerisinde. Aslında daha önceden biz kıst olarak derdik ama bu kıst uygulaması değer konusunda da bir sınırlama getirilerek iş pek de anlaşılır olmaktan çıktı. Adeta iş yerinize, firmanıza binek otomobil türünden almayın. Biz sizi zora sokuyoruz der hale geldiler. Kısaca özetler misiniz? Şimdi ben meslekte 35. senemi çalışıyorum. Bu süre zarfında gördüğüm, hep konuştuğumuz konu bu binek otomobiller. Öncesi de belki böyledir. Siz benden daha eskisiniz, üstadsınız. Siz de daha iyi şey yapabilirsiniz, açılım getirebilirsiniz. Ben bu ömrüm boyunca hep bu binek otomobillerle uğraştım. Yani vergi idaresinin bu binek otomobillere karşı bir antipatisi var. İşte bir yarısını alırdık, ondan sonra yarısını kanuna kabul edilmeyen gider yapardık. Ondan sonra ne bileyim amortismanlarıyla ilgili benzer şeyler yapardık. Hep değişik değişik uygulamalar geldi durdu bu binek otomobillerle alakalı. Bir dönem bu söylediğim işte eleştiriler yapıldıktan sonra bir dönem boş geçildi. Binek otomobillerin bütün vergi şeylerini, işte KDV'sini, ÖTV'sini gider yazdık. Hani bakın orada bile KDV'sini indirim konusu yapamadık mesela. KDV'si yine indirim konusu olmadı. Gider olarak kabul edildi. Ama tamamı gider olarak kabul ediliyordu. Şimdi son geldiğimiz noktada KDV, ÖTV'nin de tamamı gider yazılamıyor. Taşıtların giderlerinde tamamı gider yazılamıyor. Ondan sonra amortismanının da tamamı gider yazılamıyor. Bu tamamen bir yamalı bohçaya döndü. Bir küçücük bir benzin faturasının kaydını yapmaya kalktığınızda bayağı bir hesap yapıyorsunuz her bir faturada. Bayağı bir hesap yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu kabul edilmeyen kısmı ayıklamak adına. Amortismanlar ona keza yeni bir araç aldıysanız oradaki vergi planlamasını çıkartmakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi nedir bu sıkıntı? Ha bir de şey var, bu kiralık arabalar var. Kiralık arabaların bile tamamını kabul edemiyoruz. Şimdi biz bu girişten sonra peki ne yapıyoruz? Onları söyleyelim, ne yapabiliyoruz? 2022 yılı için konuşacağım. 2022 yılı içerisinde araçların kira faturalarını 8.000 liralık bir sınır var. Aylık. Aylık. KDV hariç 8.000 lira. 8.000 liralık tutarda gider gösterebiliyor. 8.000'in üstünde bir kiralama yapıldıysa ki işte rakamlar uçtu artık biliyorsunuz. Doğru. Eskiden çok daha ucuz fiyatlara bu işler yapılıyordu ama bir araba kiraladığınızda şimdi düşük kaldı bu rakamlar. Çok düşük kaldı. 8.000 liraya kadar gider gösterebilirsin diyor. Kalanını kanuna kabul edilmeyen gider yazacaksın diyor. Bir diğer konu bu KDV ÖTV olayı. Şimdi KDV'yi gider olarak kabul, KDV'yi indirim olarak kabul etmiyor sistem. Başından beri kabul etmiyor. İndirim olarak siz KDV olarak ödüyorsunuz bunu. Ama KDV defterinize geldiği zaman indirim konusu yapılamıyor. Bu mesela en büyük
sıkıntılardan bir tanesi. Çok ciddi. Yani bu KDV hanesine giriyor, KDV havuzuna giriyor artık bu. Yani bu girdikten sonra neden indirim konusu yapılamıyor anlamak mümkün değil. Ama maalesef ki yapılamıyor. E tamam, KDV kanununa göre burada gider indirim konusu yapılamayan KDV ödemelerinin gider olarak kabul edilmesi lazım. Şimdi bu sistem içerisinde onu da kabul etmiyor. Ya da onu ona sınır da bir sınır koyuyor. Bir, ikinci bir kısıt. İkinci bir kısıt koyuyor. Hatta şeyle birlikte amortismana tabi tutacağımız tutarla birlikte iki farklı varyasyonda bunu kabul ediyor. Şimdi diyor ki eğer sen KDV ve ÖTV'yi birlikte gider yazacaksan ben buna 200 bin liralık sınır koyarım diyor. 200 bin lira kadar gider yazabilirsin diyor. Ola ki gider yazmak istemedin. Gider yazmadığın zaman ne olacak? İşte aktife kaydedeceksin. Aktife kaydettiğinde de amortisman ayıracaksın. Ha, böyle de olursa diyor ben bu amortisman tutarına da diyor 230 bin lira diyor sınır koydum diyor. 230 bin lirayla bunu birleştiririm diyor. 430 bin liradan amortisman ayırırsın, daha fazlasından ayıramazsın diyor. Ya bugün çok da basit arabalara bakıyorsunuz. Bu tutarlarda yani çok daha basit artık personellerin altına verilen tarzda Sayın arabalar. Sayın Başkanım, orada detaylar gerçekten izah ettiğinizden biraz daha detaylı olarak gidiyor ama burada benim dikkatimi çeken önemli husus şu. Gider yazamadığın bölümü gider yazamazsın diyor. İşte burada meslektaşlarımızı yanıltan bir konu var. Gider yazamadığın bölümü sabit kıymet, yani arabanın maliyetinde bekleterek sattığınız zaman bunu gider kabul etmezseniz ilgili yılda sattığınız zaman ben bunu değerlemesini yaparım diyor. Ama işte meslektaşlarımızı ve işverenleri yanıltan ifadeler burada. İşte ilk baştaki vergi planlamasında evet. Zorlanıyorlardan kastım buydu. Evet, bugün çünkü orada birlikteliğimizin temel unsurlarından bir tanesi orada, zaten bu. Evet, Dikkat etsinler. Orada çok önemli bir husus evet. var. Çok önemli bir husus var. ÖTV ve KDV'yi birlikte gider yazdığınız zaman kalan tutarı söylediğiniz gibi varlığın maliyetine dahil edemiyorsunuz. Kalan tutarı kanundan kabul edilmeyen gider yazmak zorundasınız. Ama ileride... ileride de kullanamazsınız. Evet. İleride de kullanamazsınız. Yani resmen çöpe atmış oluyorsunuz orada harcadığınız tutarı. Ama amortismana tabi tutara yani varlığın aktif değerine kaydedecek olursanız, yani direkt olarak gider yazmayıp da varlığın aktif değeri içerisinde amortismana tabi tutarak yapmak zorundasınız. Ona da 430 bin lira sınır konuyor dedik ya. 430 bin liralık kısmı itfa süresi içerisinde gider yazmakla birlikte kalan tutarı da varlığın aktif değeri içerisinde barındırıyorsunuz. Orada kaldığı için o tutar satış anındaki çıkabilecek olan bir kârı da engellemiş oluyorsunuz. Ha işte bazı yanlışlıklar işte burada. Kanunen kabul edilmeyen gider gibi değerlendirip kanunen kabul edilmeyen giderlere yazılıyor. O bir hatadır. Maliyetinde bekletilmesi lazım ama amortismanda ayrılmaması lazım. Bu haddin üzerindeki rakamlarla ilgili. Doğru planlamadan kastım buydu. Değerli başkanım, tescile tabi otomobillerle ilgili ben de yıllardır motorlu araçlar ticaretiyle ilgilenen şirketlerin müşavirliğini yaptım biliyorsun. Burada zaman zaman tereddütte olan konular vardı. Tereddütte olan konulardan bir tanesi de şu. Yılın sonunda taşıt alınır. Taşıt alınmasıyla beraber önce ÖTV ödenmeden fatura kesemezsiniz. Ancak plakasını yani tescilini bir sonraki yıl yaparlar. Ayın 30'unda 31'inde yılın bitmesine birkaç gün kala alırlar. Sebebi de plaka vergisi diye tabir ettikleri motorlu kara taşıtları vergisinin ikinci taksitini ödememek. Evet. Bazı arabalar da bunlar da ciddi rakamlarda oluşabiliyor. Burada meslektaşlarımızı ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi ben bunu kayıtlarıma almam halinde amortismanını ayırabilir miyim meselesi var. Bildiğiniz gibi Kayseri Vergi Dairesi özelgesinde de tescilin olmak kaydıyla ve kaydetmek kaydıyla diyor.
İki evet. tane şartı ortaya koymuş amortisman o dönem yazabilmek için. Bu konuda aydınlatır mısınız? Yani onlar tabii çok spesifik konular. Spesifik vergi, ama karşılaştığımız konular. Vergi dairesi başkanlıklarının o şekilde tabii şeyleri var. Evet. Görüşleri var. Daha doğrusu gelir dairesi başkanlığının bu şekilde gelir dairesi başkanlığı görüşleri gibi. Var. Ama bunun aksi de düşünülebilir ki düşünülmeli. Var, var da. Çünkü orada bu satış gerçekleşmiş, fatura kesilmiş. Bu fatura kayıtlara girmiş. Ondan sonra artık o amortismanın ayrılması gerektiğini ben şahsen düşünürüm ve doğru var. Bulurum. Ama özelgede böyle olduğu için öyle bir farkındalık yaratmak için çok ters özelgeler var bu şekilde verilmiş olan. Bunun tabii sonucunda yargıda kazanılmış olan çok da dava var. Evet. Bir buna benzer uygulama hocam. Şu finansman kısıtlamasından bahseder misiniz? Çok önemli evet, bir mevzu. Finansman gider kısıtlaması yasamıza vardı biliyorsunuz. Uygulanmıyordu. İlk evet, kez 2021'de uygulandı. Uzun süre yasaya kondu bu ama Bakanlar Kurulu'nun yetkisine verildi. Evet. Bakanlar Kurulu'nun yetkisinde Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmadı. Daha sonrasında bu yetki Cumhurbaşkanı'na aktarıldı sistem değişikliğinden dolayı. Cumhurbaşkanı da bu yetkisini yıllar sonra bu doğrultuda uygulamış oldu. Bu finansman gider kısıtlaması da aynı binek otomobiller gibi hep antipati duyulan bir şey. Öncesinde de uygulanmıştı yıllar önce. Evet. Yıllar önce bu yine uygulanmıştı. O zaman uygulanma şekli çok daha basitti. Çok daha rahat uygulanıyordu. Şu an uygulama şeklindeki hesaplama ve o hesaplama içerisindeki ayrıntılara baktığımızda şahsen ben çok da hakkaniyetli bulmuyorum. Çok eksikleri var. Çok eksikleri var. O eksiklerin aslında acilen giderilmesi lazım. Çünkü firmalarımıza oradaki o eksiklerden dolayı yani olmaması gereken kanunen kabul edilmeyen giderler yazmak durumunda kalıyoruz. Evet finansman gider kısıtlaması şu an uygulanıyor. Bu doğrultuda nedir finansman gider kısıtlaması? İşte kredi faizlerinin özetle kredi faizlerinin bir kısmının gider kabul edilip evet. bir kısmının gider kabul edilmemesi şekli. Peki buradaki ne kadarlık kısmı kabul edilecek, ne kadarlık kısmı kabul edilmeyecek diye konuşacak olursak burada öz sermayeyi öncelikle baz alıyor sistem. Diyor ki sen diyor yabancı kaynak olarak yani dış kaynak olarak kullanmış olduğun hangi tarihteki öz kaynağı alıyor? Bilanço tarihindeki evet. ya da hesap tarihindeki geçici vergi tarihleri de buna evet. dahil. Yani üçer aylık dönemler halinde düşünebiliriz. Bu hesap çıkartma tarihi itibariyle öz sermayeni aşan bir yabancı kaynak tutarım varsa öncelikle ne kadarlık kısmının öz sermayeyi aştığını bir hesapla diyor. Bunu bir çıkart. Bunu çıkarttıktan sonra yabancı kaynaklarının bu fark içerisindeki payı ne kadar? Bunu oransal olarak bul diyor. Bu oransal bulmuş olduğun oranı da diyor götür finansman giderine uygula diyor. Finansman gideri toplamına uygula diyor. Bu uygulamış olduğun oran yani bu uygulamış olduğun orandan işte çıkan tutara da diyor bu tutarın da diyor %10'luk kısmını diyor ben gider olarak kabul etmiyorum diyor. Hesaplama bu şekilde. Ama maalesef ki işte yabancı kaynak toplamı değerlendiriliyor burada. Bu yabancı kaynak toplamı içerisinde sadece faizden doğan gider şeyler kaynaklar yok ki. Yani karşılığında faiz olmayan da bir sürü kaynak var. Siz faizle bunu çarptırıyorsunuz, faizle bunu ilişkilendiriyorsunuz, faizin o kadarlık kısmını kabul etmeyeceğim diyorsunuz. Ama bu hesaplamayı yaparken dönüp faizle ilişkilendirilemiyor. Yani karşılığında faiz olmayan her türlü borçlanmayı, her türlü yabancı kaynağı bunun içerisine sokuyorsunuz. Buradan dolayı bir hakkaniyetsizlik var ve firmalarımızda da aslında bu anlamda bakacak olursak çok da hakkaniyetli olmayan sonuçlar doğuruyor. Hocam en fazla ihmal edilen konulardan bir tanesi de Kurumlar Vergisi Kanunu'nda istisnalar arasında görülen 5. madde grupları. Evet. Yani gayrimenkul satışlarından istisna edilen kazançlar var. Yap işlet devletle bağlantılı uygulamalar var. Benzeri uygulamalar, istisnalar. İstisna uygulamalarıyla ilgili satışın işlemin yapılmış olduğu yılda yapılacak olan muhasebe kayıtları
beyannamede bildirilecek olan uygulamalar, bir de beyanname verildikten sonraki uygulamalar var. İşte burada çok ihmaller olabiliyor duyumlarımız, bize intikal eden uygulamalardan gördüğümüz itibarıyla. Tam da bu uygulamada beyanname verme dönemindeyiz. Her türlü değişiklikleri, her türlü düzeltmeleri. Beyanname vermeden veya beyannamenin verildiği güne kadar gerekli düzeltmeleri hiçbir ceza ödemeden de yapma hakları var tüm mükelleflerimizin. Bu arada neler önerirsiniz, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ortaya koyarsınız. Şimdi biraz önce de söylediğimiz gibi yani istisna varsa şart vardır. Evet, sizin meşhur şartlarda. Tabii, bu beşinci maddenin de her tarafı şart dolu. Evet. Beşinci maddeyi her başlık itibariyle özel olarak irdeleyip ya da her bir başlığı özel bir seminer konusu olabilecek nitelikte. O kadar geniş bir şekilde. Bu tabii şartlar yerine getirmede her ne kadar olayla firma tamamen örtüşse de bu şartlardan bir tanesi yerine getirilmediği takdirde usul şartları da dahil olmak üzere burada bir hak kaybına sebebiyet verebilir bundan dolayı. Onun için buradaki şartlara her işlemin, her istisnanın özelinde çok çok dikkat edilmesi lazım ki bunlarla ilgili çokça zaten hem tebliğde çok ayrıntılar var, yazılıp çizilen çok fazla makale var, ondan sonra özelgeler var, geçmiş uygulamalar var, çok kaynak var aslında. Araştırıldığı takdirde rahatlıkla bunlara ulaşılabiliyor. Meslektaşlarımız çok dikkat etsinler sadece bu uygulamalar varsa. Tabii buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunların da uygulanması gerekiyor. Aslında buradaki bir sıkıntı da bu. İşte ben konuşmamın başında giriş kısmında söyledim ya vergi planlamasını doğru yapmaktan. Evet. Vergi planlamasını bu istisnalar doğrultusunda yapıyorsunuz. Bu istisnaları işverenlerimizin de bilmesi lazım. İş sahiplerinin de bilmesi lazım. Bu istisnalar doğrultusunda vergi planlamalarını yapıyor olması lazım. Bakın ben size çok net bir saptamadan bahsedeyim. Türkiye'de biz hep yakındığımız bir şey var. Kayıt dışı ekonomi. Kayıt dışı ekonomi der dururuz. Kayıt dışı ekonomiyi irdelediğimizde, nedenlerini irdelediğimizde de hep böyle işte vergi yüklerinin çokluğu, işte buradaki bazı şeylerin uygulanamayışı falan gibi şeyler konuşulur. Aslında kayıt dışı ekonominin sebeplerinden bir tanesi de bu istisnaların uygulanabilirliği olmasına rağmen uygulanmıyor olmasında bana göre. O kadar çok firmamız bu istisnalarla ilgili ki bu istisnalardan haberi olmadığı için, bu istisnaları uygulamadığı için belki çözümü kayıt dışı ekonomide arıyor, buluyor. Halbuki bu istisnaları çok rahatlıkla uygulayabilir ve bunları uyguladığı takdirde de çok daha düzgün bir beyanname verebilir. Orada bir de yenileme fonunda zaman zaman 3 yıllık bir süreçten biliyorsunuz hak var, bekletme hakkı. O yenileme fonu uygulaması uygulayanların tekrar gözden geçirmeleri lazım. Açıkçası beyanname verme durumunda olan meslektaşlarımız önlerine bir sıralama almalı, yazmalı. Her yapmış olduğu işlemi de işaretleyerek onları sürekli takibinde kontrol etmesinde büyük yarar var. Çünkü bu da önemli konulardan bir tanesi. Yenileme fonu tabii vergi usul kanunu içerisinde evet, düzenlenen bir konu. Orada ciddi uzun zamandır çok güzel bir hak, çok önemli bir vergi erteleme mekanizması yasal olarak bu verilmiş, çok rahatlıkla uygulanabilir. Birbirine uygulamalıyız da. Uygulanmalı da vergi ertelemesi doğrultusundaki evet, işte faizlerin ya da enflasyonun bu kadar arttığı dönemlerde paranın zaman değeri doğrultusunda evet, baktığınızda ertelemeler çokça önem kazanıyor. Oradaki sıkıntı şuydu. 3 yıllık sürenin hesaplaması doğrultusundaydı. 3 yıllık sürenin hesaplamasında vergi idaresi işte satışın gerçekleştiği yılı da 3 yılın içerisine alarak 3 yılın hesaplamasının öyle yapılması gerektiğini hep savunuyordu.
Ama Danıştay dahil olmak üzere yargı kararlarının tamamında bunun izleyen yıldan başlaması gerektiği oluşmuş bir karardı. Daha sonra işte geçen sene zaten bununla alakalı düzenleme yapıldı ve vergi idaresi de yargının o benimsemiş olduğu izleyen yıldan itibaren 3 yıllık sürecin başlaması konusunda ki yorumu doğru buldu ve gerekli düzenlemeleri yaptı. Bu da çok büyük avantaj sağladı. Yani netine bakacak olursanız, satışı yaptığınız yılı ortalama 6 ay alırsanız 3,5 yıllık bir avantajınız olmuş oluyor. Hatta beyannameyi işte 4 ay sonra verdiğinizi düşünecek olursanız bu 4 yılı buluyor. İyi bir avantaj. 4 yıllık süre içerisinde bu yenileme fonunun... Şartlar da kolay. Şartlar kolay. Çok kolay. 3 yıl sonra gelir yazım bitti yani. Evet, hiçbir cezası yok, bir şey yok. Hocam kredi uygulamaları çok yoğun bu dönemde. Eskisinden daha fazla oldu. Özellikle Covid-19 ile beraber kredi kullanmayan müesseseler neredeyse kalmadı. Kullanılan krediler çoğunluğu da spot krediler bir kısmı. Bir kısmı farklı aylık ödemeleri için alan bir sistem içerisinde değerlendiriliyor. Vergi yasalarımızda tahsilat ve ödemelerin ziyade istisnaları var tabii, şimdi onlar oraya da gireceğiz. Ödenmeyen sigorta primine de gireceğiz. Ödenmeyen kıdem tazminatına da gireceğiz. Hemen bu sözümden sonra. Dönemsellik ilkesi ve faiz tahakkukları konusunda söyleyecekleriniz neler var? Şimdi kurumlar vergisi konuşuyoruz. Kurumlar vergisi konuştuğumuz zaman kurumlar vergisi dönemsellik ilkesi içerisinde tahakkuk esasıyla çalışan bir sistem. Onun için bütün giderlerin ilgili dönem içerisinde giderleştirilmesi gerekiyor. Bu gideri siz bugün ödemiş olsanız bile önümüzdeki dönemlerin gideri ise o dönemlere paylaştırmanız gerekiyor. Dönemsellik ilkesi dediğimiz ilke bu. Bu doğrultuda da bu giderlerin paylaştırılması, ilgili dönemleriyle ilişkilendiriyor olması, bunların kayıtlarının bu doğrultuda hesap planlarının oluşturulması ve kayıtların buralarda yer alıyor olması çok çok önemli. Bu güzel bir mekanizma, doğru bir mekanizma. Bu mekanizmayı meslek mensuplarımız bu şekilde uyguluyorlar zaten. Bu şekilde yapıyorlar. Bu mekanizmanın da sonuçları doğrultusunda tabii sıkıntılar iş sahipleri içerisinde yaşıyoruz. Yani bugün ödenen vergiyi ya da bugün ödenen gideri ben niye önümüzdeki sene gider gösteriyorum gibisinden, işte o vergi planlaması içerisinde düşülen hatalar var. O hataları arkadaşlarımız hep uyarıyorlar. Onları doğrusunu yapmaya çalışıyorlar ama bu mekanizma güzel bir mekanizma. Ama şu andaki sorum, işverenler dikkat diye başlıyorum. Buyurun. Kıdem tazminatlarınızı lütfen bir sonraki yıla sarkıtmayın. Evet. Neden söyledim bunu değerli hocam? Ödenmezse ne olur? Şimdi kıdem tazminatlarının tabii ödendiği yılda gider yazılması söz konusu. Kıdem tazminatları da sarkıtmak zaten doğru bir şey değil. Neden doğru bir şey değil? Kıdem tazminatı işte o bir aylık süreç içerisinde ödenmediği takdirde borçlar kanunu itibariyle de temerrüte düşüp yargı aracılığıyla ödenmek durumunda kalan bir şey. Hem bunun gider yazılması doğrultusunda hem de temerrüte düşüp işte faiz ödemek zorunda kalmamak adına zamanında ödenmesi gerekiyor. Sigorta primi ödenmezse? Sigorta primi... Ne zaman sigorta primleri gider yazılır? Şimdi burada hassas birkaç nokta var biliyorsunuz. Sigorta primleriyle alakalı son zamanda o kadar güzel mekanizmalar oluşturuldu ki biz işte yıllardır bu işin içerisindeyiz. Hep sigorta primi ödetmekte zorlanırdık. Sıkıntı yaşardık.
Bunu sigorta priminin ödenmesini sağlamada kullanılan en güzel mekanizma son zamanda geliştirilen bu 5 puanlık indirim. 5500. İşte biraz önce konuştuğumuz 5 puanlık indirim değil. Gerçekten 5 puanlık matra indirim. Matra üzerinden 150. Matra evet. Üzerinden 5 puanlık indirim. Bu gerçekten çok ciddi yekün de tutuyor. Tabii. Ve iyi bir teşvik olmuş oluyor. İnsanlar zamanında bu vergilerini, sigorta primlerini ödediği takdirde bu teşviği bu şekilde sağlamış oluyorlar. Bunun öncesinde de konulmuş, işte kanuna konulmuş olan bir diğer mekanizma ise işte gider yazma boyutuydu. O gider yazma boyutunda da ödenmeyen SSK primleri gider yazılamaz hükmü var. Zamanında ödenmeyen diyelim. Zamanında ödenmeyen. Evet. SSK primleri gider yazılamaz hükmü var. Bunu işte beyanname verme tarihine kadar da tabii uzatıyor sistem. O şekilde evet, evet. Verilmiş çokça görüş var. Onu o sistemi öyle genişletebiliyoruz. Genişletebiliyoruz ama işte öyle firmalarla karşılaşıyoruz ki firma zarar etmiş. Zarar etmiş. Bu zararın içerisinde aslında zarara düştüğünden dolayı da o primlerini ödeyememiş. O primleri de birikmiş. Sonra ödeyemediği primleri yapmış olduğu zararın üzerine eklemek zorunda kalıyorsunuz. Kanuna kabul edilmeyen gider olduğundan dolayı, gider kabul edilmediğinden dolayı. Bir bakıyorsunuz o zarar eden, sıkıntıya düştüğü için primlerini ödeyemeyen firma vergi ödemek durumunda kalıyor. Yani burada önerimiz özellikle bu tür olan, gideri olan iş verenler gerektirse araştırsınlar. Banka kredisi kullansınlar ama ödesinler. Hem çok ciddi bir avantaj. Hem gider kabul edilme noktasında hem 5 puanlık indirimle evet. Alakalı dediğiniz gibi faizle para kullanıp öderseniz daha avantajlısınız. Kıdem tazminatını nakden ödeyecek pozisyonu yok. Çek verse ödenmiş kabul edilir mi? Bana göre edilir. Evet. Burada da bunu da söylemiş olalım. Sevgili hocam bir de çok sık karşılaştığımız ve sürekli olan bu da aslında ilgililerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve aslında yukarıdaki bu konunun ilgililerinin yanlışlarının kurbanı olarak oluşan ve bizi de çok meşgul eden uygulamalar. Telefon, elektrik, suyla ilgili. Bir sonraki dönem faturalar çoğu zaman gelir. Dönem ve okuma tarihleri de döneme 31 Aralık'a uygun değildir. Ve biz bunun sıkıntılarını çok çekeriz. Bu konuda da maliyenin çok farklı görüşleri var idi. Şimdi görüşleri değişti mi? Elektrik, su ve buna benzer faturalar bir önceki yıl ilgilendiren faturaların bir sonraki yılda ödemeleriyle ilgili tarihler olmaları halinde katma değer vergisi ve gider yazma yönünden ne yapmamız lazım? Şimdi katma değer vergisi orayı aslında net olarak belirliyor. Katma değer vergisinde bir sorun yok. Fatura tarihi ne zamansa o tarih itibariyle indirim konusu yapabiliyorsunuz. Bunun gider yazılmasıyla alakalı ilgili dönemsellik ilkesi gereği ilgili dönemine yazılma boyutu var. Onun ilgili dönemi içerisinde de o giderlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Sabit kıymetler, demirbaşlar alımlarında genel olarak hep kredi kullanıyor firmalar doğal olarak. Kredi kullanıyorlar dolayısıyla satın almış olduğu döneme ait olan faiz giderleri de oluşuyor. Bunların ödemiş, bununla bağlantılı ödenmiş olan kredi faizlerinin ne zaman gider yazılabileceğini veya maliyet veya doğrudan gider yazılabileceğine ilişkin yasamızda özel hükümler var. Nedir bu değerli hocam? Şimdi buradaki alım tarihi ya da alım yılı itibariyle yüklenilen faizlerin aktif değerin içerisine aktifleştirilmesi gerekiyor. Aktife dahil olması gerekiyor. Ondan sonraki faizlerin de ilgili dönemlerinde gider olarak takip edilip ilgili dönemlerinde giderleştirilmesi gerekiyor.
yani dikkat edilmesi gereken hususlar arasında olabiliriz. Nedense biz sermaye şirketlerine alışamadık Türkiye'de. Birçok firmalarda tabii alışan kurumsallaşmış firmaları bunun dışında bırakıyorum. Kendi cebiymiş gibi değerlendiriyor şirkete ait olan parayı. Halbuki şirket yasa gereği ayrı bir tüzel kişilik. Kasadaki parayı cebindeki para gibi değerlendirip kullananlar, kasada var ama gerçekte yok. Ya kasa hesabında veya başka hesaplarda bunlar oluşabiliyor. Artık gizleniyor demek de istemiyorum. Pek hoşuma gitmiyor bu ifade. Bunlarla ilgili yapılması gereken önce yasanın üzerinde durduğu konuyu, denetimler, çoğu denetimler bunun üzerinden olduğunu biliyoruz. Ne uyarırsınız, neler söylersiniz bu şimdi, konudaki işverenlerimize? Çok güzel işaret ettiniz. Burada şahsiyetleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Evet. Kurum dediğimiz yapı bir şahsiyettir. Şahıs da ayrı bir şahsiyettir. Bu kurumu, bu kurumun ortağı olan, bu kurumun yöneticisi olan, bu kurum içerisinde söz sahibi olan, kontrol gücü olan her kim olursa olsun, bunların kurum içerisindeki paralara %100 olarak şahsi bir şekilde nüfuz etmeleri imkansızdır. İmkansızdır. Bu çok açık ve net bilinmesi gereken bir şey. O para artık o kurumundur. O kurum içerisinde kurumun gerekleri doğrultusunda onun kullanılması lazım. Kurumun bir borcu varsa oradan ödenir. Şahsın bir borcu varsa şahsın kendi parasından ödenir. Kurumun parasından ödenmez. Şimdi bu çokça yaşanılan sıkıntılardan bir tanesi, düşülen hatalardan bir tanesi. İşte ne olacak? O şirket de benim, o şirket de benim. O şirket sizin. O şirketin kimse üzerinde sizden başka bir hak iddia etmiyor. Ama o para sizin değil. Şirket sizin de, o para sizin değil. O para şirketin. Şimdi bu şekilde bir girift bir ilişki içerisinde bu para kullanılmaya kalkıldığı takdirde şirket içerisinde, şirketin hesapları içerisinde o ortağı, işte müdüre, her neyse kontrol gücü olan kişiye bir borç verilmiş şeklinde oluyor. Böyle değerlendiriliyor bu. Ve bu şekilde değerlendirildiği zamanda da vergisel olarak başka sıkıntılar devreye giriyor. Bu işte yeni kurumlar vergisi kanunumuzda 2007'de mi çıkmıştı bu? Sanırım 2007'ydi çıktığında. O zaman devreye konulan bir mekanizma transfer fiyatlandırması mekanizması. Çok dikkat etsinler. Tabii yani transfer fiyatlandırması konusu başlı başına bir konu. Başlı başına uzmanlık isteyen konu. Belki bu küçücük bir kısmı bu konuştuğumuz. Bu beyannamesinde daha da önem arz ediyor. Bu konuştuğumuz küçücük bir konusu. İlişkili olan yapılar ki bu ilişkiyi de kanun çok güzel yapmış, belirlemiş. Her türlü işte hısımlık derecelerini hepsini belirtmiş durumda. İlişkili olan kişilerin şirketten yapmış olduğu işlemler ya da para alışverişleri doğrultusunda piyasadaki emsal fiyatlar ya da emsal oranlar itibariyle bunların şekil verilmesi gerekiyor. Örneğimize dönecek olursak, sorunuza dönecek olursak, bu sistem içerisinde siz şirketten bu şekilde karşılıksız bir şekilde borç para alıyorsanız, aldığınız takdirde de ne oluyor? Transfer fiyatlandırması doğrultusunda buraya bir faiz ödemeniz gündeme geliyor. Şirket olarak ne yapılması lazım? Emsal oran doğrultusunda, evet. Ve bunun da size bir KDV yükü otomatikman faiz devreye artı giriyor. Faiz artı KDV'si devreye giriyor. Şirketin de buradaki işte işlemleri, hesaplamaları yazıp bununla alakalı faiz gelirini olmasa da, böyle bir şey gerçekte fiilen almış olmasa da emsal oranlar ve emsal değerler doğrultusunda bu tutarı hesaplarına alıp ondan sonra da beyannamesine ya da mali kârı içerisinde bunu mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Şu anda bazı işverenlerden adeta şöyle bir soru geliyor. Hatta bize de gülüyorlar. Ben borç almıyorum, borç veriyorum diyenleri duyar gibiyim. Evet, şirket sermayesi yetmeyip şirket ortağı veya ortaklarından
dövizli borç alınırsa buna faiz işletilebilir mi? Kur farkı gider yazılabilir mi? Bir. İkincisi, burada bir sınırlama var mı borç vermeyle ilgili? Herhangi bir ben faiz almıyorum demesi halinde Türk lirası cinsinden öyle bir hakkı var mı? Faizsiz para verebilir mi? Ya da faizli para verebilir mi? Ben nasıl olsa şirket ayrı tüzel kişilikse nasıl ben ondan borç aldığım zaman benden faiz alıyorsa ben de ona borç veriyorum. Burada bir sınırlamalar var mı? Sermaye ile veya başka şeylerle ilgili yasada bununla ilgili neler söyleniyor? Yasa bunları üst üste değerlendirmiş zaten. Yanlış hatırlamıyorsam biri 6. madde, biri 7. maddeydi. Biraz önce konuştuğumuz 7. madde transfer fiyatlandırması, bu da örtülü sermaye konusu içerisine giriyor. Örtülü sermayede bu hesaplamayı yaparken kur farkları burada çok tehlikeli söylediğiniz şekilde. Çünkü yasa burada biraz daha esnek. Neden dolayı esnek? Dönem başı öz sermayesinin 3 katıyla bunu ilişkilendiriyor. Dönem başı öz sermayesinin 3 katını geçmediği takdirde bir örtülü sermaye hesaplaması içerisine girmiyor. Faiz de almadığınız takdirde illa faizi de ressam burada. Dönem başındaki öz sermayeden, kayıtlı sermayeden değil diyorsunuz. Evet, dönem başı öz sermayeden. Evet. Ondan sonra faiz de almadığınız takdirde bir sıkıntı olmuyor. Ama tehlikeli olan kısım dövizle olan bu şekildeki ilişkide. Dövizle yaptığınız zaman otomatikman kur farkı orada oluşacak. Evet. O kur farkı da, kur farkını da işte dönem başı öz sermayeyi geçen kısma isabet eden kadarlık kısmını... Üç katın diyorsunuz değil mi? Evet. Ona isabet eden kısmını... Evet. Gider olarak kabul etmiyor. Evet, 3 katına kadar gider kabul ediyor. Diğer bu gözden kaçma ihtimali çok yüksek olan bir şey. Çok önemli uygulamalardan bir tanesi. Evet. Vergi planlaması içerisinde işte bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Herhangi bir faiz almaması halinde Türk lirası cinsinden borç vermesi halinde herhangi bir sıkıntı söz konusu mu? Bir sıkıntı olmuyor. Orada herhangi bir sıkıntı değil. Hocam, o kadar fazla konular var ki... bir serbest bölgenin içindeyiz biliyorsunuz. Bir oradan bahsedelim. İştirak kazançlarından bahsedelim. Ve kur farkı istisnalarıyla ilgili de en son konuya artık dokunmak istemiyorum. Dövize çevrilebilir mevduat hesabıyla ve oradan elde edilmiş olan faiz uygulamalarıyla ilgili biliyorsun belli bir kısa dönem uygulandı 2021'i ilgilendiren. Buradan hareketle zamanımız da artık sonuna geldik. İşlediğimiz konularla tamamıyla birleştirerek az önceki söylediklerime dahil olmak üzere neler söyler, neler son sözde dahil olmak üzere mi? Son sözümüze dahil olsun. Peki. Evet, şimdi serbest bölge kısmı bizi çokça ilgilendiren bir konu. Neden? İşte ilk çıktığı günlerde ben çok iyi hatırlıyorum. Mersin'in bir serbest bölge olacağı, Mersin'in bir Dubai olacağı gibi şeyler vardı. Serbest bölge Mersin'e çok büyük şeyler kattı. Çok güzel şey ekonomisine, Mersin ekonomisine çok güzel şeyler kattı. İyi de ilerliyordu ama serbest bölge Mersin'de özellikle hep alım-satım şeklinde kaldı. Yani alım-satım ruhsatlı, alım-satım işleri yapan firmaların çoğunlukta olduğu bir yapılanma içerisinde kaldı. Aslında serbest bölgelerde imalatın daha fazla ve depo kiralamalarının soğuk hava başta olmak üzere daha ön planda olması gerektiği yapısı itibariyle bir yer, bir mekanizma ya da bir bölge şeyi olayı. Serbest bölge Mersin'e de dediğim gibi çok ekonomisine büyük katkılarda bulundu. İşte bu alım satımla alakalı milat bir tarih var. Bu 6-2-2004 tarihi. 6-2-2004'te önceden tüm burada ne iş yapılırsa yapılsın istisnaydı. Hatta defter bile tutulmuyordu. Vergisi kanununa tabi değildi. Türkiye siyasi sınırları içerisinde olmakla birlikte işte gümrük hattı dışında kabul edilerek burada yapılan işlemleri de hiçbir şekilde şeye dahil etmiyorduk. Vergi Üstü Kanunu kapsamında kabul etmiyorduk.
6.2.2004'te yapılan, yayınlanan yasa değişikliğiyle bir defa alım-satım ruhsatları buradaki istisnanın dışına çıkartıldı. Üretim ruhsatları ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olduğu süreye kadar yine istisna uygulamaya devam edebilir hükmü yer aldı ki halen bu devam ediyor. Üretim ruhsatıyla uğraşan firmalarımız buradaki imal etmiş oldukları ürünlerin satışından elde etmiş oldukları kazançlarda istisna edebiliyorlar. Burada geçtiğimiz yılda yaşadığımız bazı örnekler de oldu. Mesela burada bir şöyle bir hataya düşme olayı ya da farklı yorumlara gitme olayı söz konusu oldu. Bu yapı içerisindeki fason iş yapan firmalar. Fason iş yapan firmalar burada üretim ruhsatıyla bunu yapıyorlar ama yapmış oldukları faaliyet bir hizmet midir? Yoksa imal ettikleri ürünü mü satıyorlar? Yasa imal ettikleri üründen elde etmiş oldukları kazançlar diyor çünkü. Bununla ilgili ben de mesela bir arkadaşımızla birlikte bir makale de yazdık, yayınladık o zaman. Buradaki kapsamın sıkıntısıyla alakalı böyle raporlar da tutuldu. Vergi inceleme raporları da tutuldu. Toparlayacak olursak burada biz üretim faaliyetlerinde istisna devam ediyor. Alım satım, depolama işte ve diğer ruhsatlarda, diğer faaliyetlerde bir istisna söz konusu değil. Onlar da vergilerini ödüyorlar ve bu yapı içerisinde istisna dahi olsa burada işte defter tutulup bu istisnanın hesaplanması gündemde. Bir diğer konu da oradaki üretim faaliyetinde çalışan işçilerin gelir vergisiyle alakalı. Oradaki gelir vergilerinin de bir tecil terkin mekanizması var. Bu tecil terkin mekanizmasının altını çok net bir şekilde çizmek istiyorum. Çünkü burada işçiye tanınmış bir hak yok. İşçiden gelir vergisi kesintisi yapılıyor, devam ediyor. Bu kesinti yapıldıktan sonra işveren kısmında yasa yine şartlarını koymuş. Diyor ki siz burada üretmiş olduğu ürünlerin en az %85'ini FOB kıymetinin %85'ini yurt dışına ihraç ettiğiniz takdirde buradaki gelir vergisi, kesilen gelir vergisini tecil edebilir. Yıl sonunda verilecek olan yemin-i mali müşavirlik raporuyla da bunun terkin edilmesi suretiyle buradaki ödemeden kurtulabilirsiniz diyor. Yani bu hak tecil terkin mekanizmasıyla işverene tanınmış bir hak olmuş oluyor. Hukuki kısımlarına girmek çok zaman alacaktır ama işçiden kesmiş olduğunuz, işçinin maaşından kesmiş olduğunuz bir tutarı vergi dairesine iletmeyerek kendinize gelir kaydetmiş oluyorsunuz işveren olarak. Buradaki aslında anayasa başta olmak üzere burada ben şahsen sıkıntılar da görüyorum. Yıllardır uygulanıyor. Evet. Yıllardır bu şekilde uygulanıyor. Bilmiyorum, serbest bölge yeterlidir herhalde bu kadar. Yeterlidir. Başka ne demiştiniz? İştirak kazançlarının vergiye tabi olmadığı. İştirak kazançları işte o vergi planlaması içerisinde çok önemli mekanizmalardan bir tanesi. Çoğu işveren tarafından bilinmiyor bile. İştirak kazancı dediğimiz şey ne? İşte bir A şirketi var. B şirketi A şirketine ortak olmuş. A şirketi kar dağıtımı yapıyor. Kar dağıtımı yaptığında normalde stopaj yapması lazım. Kar dağıtım stopajı yapması lazım. Kar dağıtım stopajını, bu kar dağıtımını o B şirketine yaptığı için, o da tam mükellef kurum olduğu için, yani vergiye tabi kurum olduğu için ona yapıyorsa eğer, buradan ben stopaj istemem diyor. Bu diyor vergiden muaftır diyor. Alan şirket bunu ortağına dağıtırsa 2020, o zaman stopaj var. 2022'deki stopaj oranı nedir? 2021'de neydi kar dağıtım stopajı? 2021'in başında sanırım Ekim ayına kadar %15'ti oran.
Ekim ayından sonra, Ekim ayını çok net hatırlamıyorum ama öyle bir şeydi zannediyorum. 2022'den itibaren de %10'a indirildi. Yok, evet. Ekim ayının şeyden sonundan itibaren, Aralık'ta evet. da öyle uyguladık. %10 olarak uygulanmaya devam. Yani alabildiğine devam indirildi. Hı-hı. Son olarak istediğimiz konuyla ilgili neler hayal edersiniz? Evet, ne diyorduk? Bizim bir söylemimiz vardı, bir şiarımız vardı. Vergi toparlamaya çalışıyorum. Bir sevgilinin verdiği bir çiçek gibi verilmeli diyordunuz, değil mi siz? Bunu biz çokça arkadaşlarla, hatta vergi dairesi içerisindeki bizim programın sloganıdır bu. Evet, sizin sloganınız oldu bu. Vergi dairesinde de çokça bunu sizin kulağınızı çınlatıyoruz bununla evet. alakalı. O günleri özlemle bekliyoruz. Keşke o günlere ulaşabilirdim. Tabii o günlere ulaşmanın sebeplerini çokça konuştuk bu ekranlardan. Tekrar oralara girmeyeceğim ama başta en önemli mekanizmanın ülke ekonomisinin, ülkedeki kalkınmanın, ülkedeki kalkınmanın yükseldiği, ülke ekonomisinin olumlu yönde evrildiği ve bu enflasyonun yok olduğu ya da minimuma düştüğü ortamlarda gerçekleşebileceğini de mutlaka bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Söz hakkı verdiğiniz, birlikte olduğumuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediği için de değerli izleyenlerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Değerli Başkanım, Mersin Mali Müşavir Odası Başkanım, Ersin Gökgün, bağımsız denetçi ve Mali Müşavir dostum, çok teşekkür ederim. Baba İki çocuğu için bir adet tost alır ve masaya bırakır. Büyük evladına git o tostu, tek bir tostu ikiye böl der. Küçük evladına da der ki ikiye ayrılmış olan bu tosttan hangisini istiyorsan onu al der. İşte adalet ve hukuk dediğimiz tam da buradadır. Eğer büyük olan, yani tostu bölen hile yaparsa daha az yiyecektir. Burada kanun babadır. Büyük evlat devlettir, küçük evlat ise millettir. Unutmayın, en mükemmel adalet vicdandır. Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Politikacılar gelecek seçimleri düşünürler. Gerçek devlet adamları ise gelecek kuşağı düşünür. Allah hiç kimsenin aklını candan önce almasın. İyi akşamlar.